Kocaeli Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami, herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2007 model Megane 2. Araç sahibi aracı pazar günü satın alıyor. Araç sahibinin oğlu ekspertiz işi yapıyor ve bu ekspertiz raporu hazır elinde varken aracı satın alıyor. Araç 2-3 gün sonra geç çalışmaya başlıyor sabahları ve motorcuya gidiyor. Motorcu diyor ki, kardeşim, bu aracın enjektörlerinde ve motorunda sıkıntı var. Bayağı bir maliyeti var. Ben bunu daha yeni aldım. Sen demiş git bir ekspertizi bir daha yaptır demiş Tarcanlar'da. Ondan sonra demiş ona göre karar verirsin. Aracın eyebetlerine baktık ve eyebetlerinin patlak olduğu tespit edildi. Aracın sürücü eyebeği çıkma 2004. Orijinal takılmış ama patlamış. Araba 2007 idi. Tamir değil. Yolcu eyebeği ve torpidosu değişmiş. O da patlamış. Yolcu eyebeğimiz 2005 modeli. Eyebeği takılmış. Herhangi bir tamir söz konusu değil, onu söyleyeyim. Orijinali takılmış. Emniyet kemerleri dirençle kandırılmış. Aktif değil. Araçta ön kaput çıkma aynı renk. Sağ ön çamurluğumuz, sağ far, ön tampon, ön panel, ön tampon demiri. Sol ön çamurluğumuz değişmiş. Bakın, kılıç sacı yani podyamız buradan kesilerek kaynak edilmiş. Birazdan göstereceğim ben size. Ekspertiz yapan firma sağ arka çamurla sökme takma yazmış. Herhalde ya kapıyla ya da ön çamurla karıştırdı, vidalı parçayla karıştırdı. Sök tak değil arkadaşım bu. Birebir orijinale değişmiş. Bak, burada puntaları yok. Sen bu aracın arka çamurluğuna sök tak yazmıştın. Birazdan onu da göstereceğim. Sök tak niye yazdığını. Bakın, puntadan hiçbiri yok. Arka taraftan baktığımızda kaynak izleri mevcut. Sağ arka kapıya orijinal boyalı yazmış. Sağ arka kapımıza çıkma siyah. Bakın, burada siyah gözüküyor. Şimdi size sağ arka çamurluğun kaynağını göstereceğim. Bakın, burası megesi yani sealer'ı. Orijinal değil. Bakın, çamurun içinden görüyorsunuz. Birebir orijinale değişmiş siyah. Yani çamurluk değişmiş. Orijinal sealer megesi. Sök tak olamaz. Tavandaki dolu izlerini ve göçük izlerini görüyorsunuz. Ekspertiz yapan firma bunu söylememiş. Sol iç davulunmaz. Bakın arkadaşlar, amortisör kulesinin olduğu yer. Buradan kesilmiş ve araca yarım şase eklenmiş. Bakın, adam öyle bir profesyonel iş yapmış ki anlaşılmasın diye işi gizlemiş ve güzel bir işçilik yapmış arkadaş. Ama sonuçta değişmiş. Bakın, şasenin üstü içten ölçüyorum. Infi yani sonsuz veriyor. Macun. Kaynak yeri burası. Zor çekiyorum çünkü çok ufak bir aradan girebildiği kadar ellerim girdi. Bakın, deliğin olduğu yer yakınlaştırıyorum. Macun kalınlığı var ve izi büyük. Bakın tam orası. Buradan kesmiş ve eklemiş. Sol şasemiz 2005, sağ şasemiz 2007. Birazdan tarihini göstereceğim. Bazı arkadaşlar inanmıyor, öyle bir şey yok diyor. Bakın, tekrar gösteriyorum macunu. İnfi veriyor. Yani macun oranı çok yüksek. Kesim yeri ve ek yeri tam buradan. Ya, yani yapan usta gayet güzel yapmış. Şimdi arkadaşlar diyecek yani eklenmiş, yapılmış, yani ne olacak, araba yürümüyor mu? Neticede 2007 model araç diyecekler ama burada kusurun bilinip söylenmemesi. Yani orijinal diye alıyorsunuz, aracın şasisi eklenmiş. Sen şasisten ekli olduğunu söyle, ona göre fiyat iste, biz de arabayı alalım. Bakın, sol şase ucunu da göstereyim ben size. Burada ezik. Yani yapan firma sol şasedeki eziği bile yazmamış. Hadi diyelim şasiden ekli olduğunu görmedin. Buradaki yamuk şaseyi de mi görmedin? Yorumlar alacak arkadaşlar. Ya, bu 2005'i nasıl anladın şasenin olduğunu? Bakın, bu şase 2007. Arabanın kendi tarihi. Sol şaseninki de 2005. Gördünüz mü arkadaşlar? Araçtaki üflemeyi görüyorsunuz. Motordaki üflemeyi, yağ çubuğundan çektim, üflüyor. Motordan turboya çıkan hortuma bir bakalım.
Bakın. Normalde buradan 3 dönmesi lazım. Bakın şimdi. Maşallah. Püfür püfür. Aracın motoru bitik. Dumanı görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir net. Motor bitik ve kova motor diyoruz tabiri caizse. Enjektörden çıkan sesi duyuyorsunuz. Ekspertiz yapan firmanın raporu. Bizim kendi raporumuz ve araçta çıkanlar. Evet değerli izleyenler, araçtaki kusuru gördünüz. Aracın piyasası normalde 40 bin lira, 35.5'a almış. Abimizin ilk aracı, yani o da demiş ki tavan harç boyalı, 4.5 milyar düşüne bana yeterli demiş. Yani tavan harç boyalısı önemli olan demiş, ağır kusur olmasın, boya benim için takıntı değil demiş. Ekspert yapan firmada sadece sağ arka çamurluğa söktak yazmış. Onu da neye yazmış onu da bilmiyorum çünkü kaynaklı malzeme nasıl söküyle takılıyor. Hani düzeltme olabilir, yani söküp düzeltip takarsın ama arka çamurluğa söktak yazamazsın, işlem yazarsın. Şimdi ekspert yapan firma satan kişinin oğluymuş. Yani satan babası oluyormuş. Abim sigortacı olduğu için soyadlarına bakmış. İkisinin soyadları tutuyor. Sonradan araştırıyor ki ekspertiz yapan oğlu satan da babasıymış. Yani bunu ekspertiz yapmaması lazım. Sonuçta sen bu işten ekmek yiyorsun. Doktor misali nasıl doktora gittiğiniz zaman seni muayene ediyorsa sen de bu aracı muayene ederek aracın kusurlarını söylemek zorundasın. Şimdi ne oldu? Aracın şasisi ekli. Araçtaki değişenleri söylemedin. Şimdi mahkemelik olacaksınız. Araç sahibi şimdi mahkemeye verecek. Satan kişi de diyor ki sen eksperte soksaydın bana ne? Ben noterde yazdım kusurlarını bilerek aldı diye. Ya böyle bir sahtekarlık yok arkadaşım. Kusura bakmayın ama sahtekarlık yok. Sen bile bile kişiyi dolandırmışsın. İnsanlar yıllar boyunca bir emek sarf edip para biriktirecek. Sen böyle bir rapor verip aracın kusurlarını söylemeyeceksin ama kusura bakma kardeşim. Aynı ilde meslektaşız ama işinde iyiysen başarılı olursun. İşinde kötüysen böyle anılırsın. O yüzden yapacak bir şey yok. Her zamanki gibi yorumlara yazacak arkadaşlar. Çünkü biliyorum devamlı yazıyorlar. Hem Facebook'tan, hem Instagram'dan, hem YouTube'dan. 12 yaşındaki araçtan ne bekliyorsunuz? Gayet toplanmış, güzel. Aracın yürümesine engel yok. Yani orasını vurabilir, burasını vurabilir. Gayet normal. Arkadaşım ben de biliyorum gayet normal. Bir araç kaza yapabilir. Toplanabilir, tavanı değişebilir, airbag'i değişebilir, kaza yaptıktan sonra ikiye eklenebilir. Yani bu kadar gerizekalı bir insan değilim. Çok özür dilerim ağzımı bozdu ama. Ya önemli olan kaza yaptıktan sonra kusuru gizleme, söyle. Sen kusuru söylemekten sonra ben ne yapayım? Ben tabii ki söylemek zorundayım. Benim işim bu söylemek. Geçen bir asfaltçı geldi bana. Abi diyor sen aracı diyor yaşına göre bakmıyorsun diyor. Nasıl yaşına göre? Bu araç diyor 2003 diyor. 2003'e göre bak. Ya böyle bir laf mı var 2003'e göre bak ya? Sen şimdi kaç yaşındasın? 25 yaşındasın. 70 yaşına geldiğin zaman doktor sana yaşına göre mi bakacak? Ha sen 70 yaşındasın kardeşim ben sana 70'lik mi bakayım diyecek. Kimseye kusura bakmasın arkadaşlar. 1960 modelle gelse, 2003'te gelse, 2010'da gelse, 2019'da gelse, 2050'de gelse bana göre her araç aynıdır. Ben hepsine aynı parayı alıyorsam aynı değerde bakmak zorundayım. Ha tabii ki eski model araçlarda biraz kusur olacak ama ben bu kusuru söylerim. Araç analizini araç alıcısı yapar. Ben kesinlikle karışamam. Bu araç alınır alınmaz diye yetkim yok. Ben kusurları söylerim. Araç alıcısı artık kararı verir. Değerli abilerim, değerli ablalarım, değerli arkadaşlarım. Lütfen yorumlara kötü argo ve küfür tarzı şeyler yazmayalım. Çünkü geçen bir tanesi küfür yazmış, mahkemeye vermişler. Yani böyle şeyler olmasın diyorum. Sizden rica ediyorum. Kusurum olduysa özür diliyorum. Videomuzu beğenerek sayfamıza abone olmayı unutmayın. Facebook, Instagram sayfasından bize takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi günler.